Güvenlik TV'nin 34. bölümüyle karşınızdayız. Bir söz verdiğimiz gibi arayı uzatmadan herhalde yeni bölüme başladık. Ne demiştik? Yazın rehaveti geçti. Çok fazla güvenlikle alakalı haber duymuyoruz ama bu sonbahar aylarında giderek artacak gibi. Bizim haber listemizde de bu kendini direkt bomba yansıttı. Bomba haberler var. Evet, en bomba haberlerden birisi herhalde iCloud'un hacklenmesi olayıydı. Yani kesinlikle. En azından böyle duyuruldu. Yaklaşık 100 tane, ki benim bildiğim 101 tane celebrity'nin, ünlünün fotoğraflarının sızmasıyla ortalık karıştı. Ne diyorsunuz arkadaşlar bu konuyla alakalı? Apple orada açıklama yaptı, hayır bizim sistemimiz eklenmedi falan ama. Ya orada nasıl eklendiğini bahsedelim değil mi? Şeyde bir Find My iPhone servisindeki galiba kontrol olmayışından dolayı brute force yapabilmişler ve basit şifreleri kolayca bulabilmişler. Ama o hani netleşmedi. Yani Apple'dan sonra bir açıklama yapıldı. Apple dedi ki hani iCloud'la ilgili değil, aslında target attack yapılmış orada. Hı hı. O öyle bir yalanlama geldi ama hani gerçekten öyle miydi değil miydi? Sonuçta Apple hani her zaman şeyi pek kabul etmez. Böyle işte Prism'le de biz dahil değiliz falan diyordu galiba ama sonra da açıklamıştı. Evet, evet. Dolayısıyla olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Tam orada hala net bir bilgi yok en sonunda. Şimdi aslında ikiye ayırmak lazım. Böyle bir açık var mı? Evet. Böyle bir açık var mıydı? Evet. Böyle bir açık vardı. Yani bununla alakalı GitHub'da da tool'u yayınlanmıştı. Evet. Yani Find My iPhone servisi üzerinden brute force saldırı gerçekleştirildiğini ve belirli bir kere yanlış girilmesinde hesabın kilitlenmesine dair kontrolün o servis üzerinde olmadığına dair bilgiler vardı. Bir nokta, ünlülerden bazıları ben Samsung kullanıyorum, Android kullanıyorum diye tweet de attılar. Hani iCloud'sa diğer ünlüler orada nasıl yer alıyor Android kullananlar? Onlar da olayın farklı bir boyutu. Anladım. Diyerek devam edelim. Yani bir böyle bir açıklık var. İki, bu bir phishing saldırısı olabilir mi? Phishing'le alınmış olabilir mi? Bir ihtimal olabilir, bilmiyoruz. Bununla alakalı bir Rus firması var biliyorsunuz. Bu şeyleri password'le alakalı. Elcomsoft. Elcomsoft'un CEO'sunu dinledim ben. Bir Cyber Jungle diye bir podcast serisi vardı. Bilmiyorum, eğer takip etmiyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Oraya canlı yayına bağlanmıştı telefonla. Şeyi anlatıyordu. Evet, biz bilgisayardan iCloud'u kullanan kişilerin tokenlarını alıp evet, ve iCloud'a bağlanabiliyoruz. Herhangi bir şekilde kontrol mekanizması oluşturmadan. Çünkü ama makineye login olmuş olması gerekiyor, evet, galiba değil mi? Makineye login olacak ve iCloud hesabı tanımlı olacak. Biz oradan token'ı alıp normal kendi uygulamalarımızla iCloud'dan datayı çekebiliyoruz diyordu. Bu da olmuş olabilir. Yani o kullanıcılar malware yemiş olabilirler. Malware üzerinden makinalarından token'lar alınmış da olabilir. Yani bu net değil. Yani nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani brute force'la şifreleri ele geçirilmiş olabilir. Phishing'le. Ya o kadar e-mail'lerden geçirdiler. Yani 100 tane ünlünün evet, yani en önemli soru benim açımdan oydu. O da şöyle olabilir. Bir ünlüye hacklediniz mi? Muhtemelen onun rehberinde diğer ünlülerin de e-mail adresleri vardır. Hani oradan yola çıkmış olabilirler. O da benim aklıma gelen başka bir şey. Evet. Ya o da bir ihtimal ama yani bir hedefli saldırıysa bu. Hı hı. 100 tane celebrity'nin iCloud'da hangi maili kullandığını bulmak biraz profesyonelce bir iş bence. Yani abi adli aslında hani hangi maili kullandığını şimdi bulmak çok zor olmayabilir hani. Hayır, ben mesela Ahli Öztürkçü olarak biliniyorum ama sallıyorum. Crazy Lover 65 şöyle bir mail de iCloud'u kullanıyor olabilirim yani. O ünlüler için de geçerli yani. Onu nasıl buldular? O önemli. Yani evet, rian.gmail.com kullanacak hali yok herhalde. Herhalde. Alınmıştır abi. Evet. Ama şu an ortalıkta bilinmeyen, kimsenin kabul etmediği, ben inkar ettiği bir olay var. Ben resimlere bakmaya başladım abi. Malezine başladım. Geotag arıyorum hepsinde teker teker. Bulduğum zaman oradan yakalayacağımız tahmini. Sen fotoğrafları inceleye dur. Peki hangisi Android ile çekilmiş vesaire, EXIF bilgisinde öyle bir şeye bakabilir mi? İşte hani onlara bakmak lazım tabii. Yani şaka yapıyorum. İndirmedim, bakmadım da. Hı. Ama şey, ünlülerin attığı tweetlerden onu gördük. Ya tabii EXIF bilgisi. Peki Android kullanıyor, başkası çekmiş olabilir mi? Erkek arkadaşı çekmiştir. Onda iPhone vardır. Yani öyle olabilir, bir şey olabilir tabii mi? Yani EXIF bilgisi muhtemelen vardır. Hani çünkü fakat buna ondan yola çıkarak şey analiz edilemez. Yani bu adam ben Samsung kullanıyordum diyor ya ama. Evet. Yani iPhone'da çektiği fotoğrafları. O arşivde yer alan resimde bilgisine bakılarak anlaşılmaz mı?
Ya anlaşılsa bile albümleri al, senkronize et, iCloud'a gönder olabilir yani. Peki, Mac kullanıyordur belki. Yok, iCloud'a gönderirken EXIF datasını şey yapıyor mu acaba? Stripliyor mu? Striplemez. Ya bilmiyorum. Niye striplesin? Benim bildiğim Facebook, Twitter falan stripliyor biliyorsunuz. Yok abi, o senin normal dosya saklama servisi yani. Orijinal saklıyor galiba diye. Zaten FBI olaya dahil oldu herhalde bildiğim kadarıyla. Evet, FBI olaya dahil oldu direkt. Bakalım, bekleriz yani yakın zamanda bir haber çıkacak. Peki Apple bununla ilgili ne önlem alıyormuş? Apple Find My iPhone servisindeki brute force'u engelleyecek şekilde gerekli kontrolü almış. Bunun şeyini test etmiş güvenlikçi arkadaşlar. İşte artık brute force yapın. Hatta bizim İbrahim Baliç bununla alakalı bir şey yazdı. Dedi ki ben bunu zaten bildirmiştim Apple'a. Bazı servislerinde böyle bir kontrol yokmuş. Hı hı. Bu da o bilinen bir kontrolmüş. Ya böyle kalitesiz telefonlar kullanıyorlar. Ondan sonra işte resmim çalındı, şeyim çalındı. Uğraşıp duruyorlar. Bir de Apple güvenli diyorduk değil mi diyorsun? Yani işte söyleyecek bir şey. Ben Apple'a laf etmiyorum arkadaşlar. Kendi düşen ağlamaz. Ben başka bir şey demiyorum. Ben heyecanla iPhone 6'nın çıkışını izledim canlı yayında ve ilk satın alanlardan biri olmayı planlıyorum. Abi şey, Nexus 4 alıyorsun yani, öyle mi? Gördünüz mü ama çok... Yani bence, bakın, şunu mesela Apple Pay bile bir sürü kişinin konuşacağı, bir sürü hacker'ın üzerinde yoğunlaşacağı ki bununla alakalı tweetler de okumaya başladım. Bundan sonra hacker'ların birinci saldırı şeyi ki birazdan konuşacağız bankalarla alakalı olanı da. Yani son kullanıcının cihazında artık banka bilgileri var ve dolayısıyla onu bir şekilde elde etmeye çalışacaklar. Yani neredeyse yani telefonu dokunduruyorsun, uzaktan gösteriyorsun ya da yakından ve ödeme otomatik olarak karşı tarafa geçiyor. O karşı taraf hiçbir şekilde senin ne kimliğini biliyor. NFC teknolojisinden bahsediyoruz aslında. Adının ne olduğunu önemli değil. Pazara nasıl sunulduğu önemli. Yani NFC olabilir mi? MFC olabilir. Çok önemli değil. iPhone 6'da geliyor ya. Halbuki 2012-2011 yılından beri onlar zaten mevcut. Ya şimdi şöyle, pazarı sen nasıl yönlendirebiliyorsun? Bence önemli olan o. Yani var Android'de var ama yok ki. Yani kim kullanıyor? Ama Apple diyor ki ey bankalar böyle bir şey var. Ve bankalarla bu işin içerisinde Apple'a şey diyemiyorlar yani sen bir şey duyuruyorsun biz bunun dışında kalalım diyemiyorlar. Dolayısıyla aslında iyi ya da kötüsünden ziyade ne kadar sektöre yön verebildiği burada önemli. Pazarı yönlendirebiliyor yani, adam. Şimdi pazarı yönlendiriyor ve biz güvenlikçiler açısından şu önemli. Bu cihazlar ne kadar, bu yöntem, bu sistem ne kadar güvenli ve bu kötüye ne kadar kolay kullanılır bununla alakalı görüyor olacağız. Yani mesela geçenlerde bir video çıktı. Az önce ben size termal kamerayı gösterdim. Flir One'ı. Evet. Flir One'lı adam bir önündeki kişinin keypad'te hangi şeylere bastığını almış ve göstermiş. Hmm. Bunu izlediniz mi bilmiyorum. Duydum, okudum ama izlemedim. Evet, yani kullandığı şey oradaki sizin az önce kurcaladığınız o Flir One. Yani keypad'te şifreye giriyor kredi kartından. Önünde arkasından gelen kişi şeyin kamera görüntüsünden. Nelere kullandığı, evet, kullandığı pin hangisi bunu öğreniyor mesela. Bunlar sürekli yeni o şeyi de koymuş olmasına rağmen hani birçok mağazada markette şey vardır ya başka kimse görmesin diye kapatırlar şapka gibi bir şeyle keypad'i evet, kimse görmesin diye değil hani o telefonla geldiğinde ve sıcaklığı da en son hangi tuşa basıp ilk hangi tuşa bastığında rengin skalasından anlıyor. Yani biraz sarıysa ilk önce buna basmışsınız vesaire diye. Ya bunlar yeni teknolojiler ve bunlara karşı bir sürekli bir kötüye kullanımda geliyor olacak. Bunlar bizim açımızdan bence hani NFC yeni getirmişten ziyade kullanım yaygınlaşmış. Riskler nedir? Nasıl engelleriz? Artıyor. Bununla alakalı karşımıza neler çıkacak? Bunları konuşuyor olmak. Ya öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki Apple'dan önce NFC kullanılmıyordu da Apple getirince bütün sektör ben canlanacak. Ben canlanır yani yaygınlaşır diye düşünüyorum. Amerika ile başlar. Şimdi iCloud'dan sonra şimdi ikinci bir konumuz var. iCloud'un bu arada en çok duyulması, özür dilerim lafını kestim. Evet. En çok hani bunun sansasyon olması vesaire hani ünlülerin fotoğrafları tamam bir yana hani cloud'a olan güven ne olacak şimdi biz saklıyorduk, ediyorduk hani nasıl koruyabiliriz Apple hesabımızı veya benzer cloud servislerini işte Dropbox var, başka servisler var. Nasıl koruyabiliriz gibi hani aslında bu bayağı bir sarsıcı oldu. Hani kullanıcıların güvendiği işte Gmail'da tutuyorum, Google Docs'ta, Drive'da tutuyorum, Dropbox'a atıyorum, yedekliyorum çok güzel. iCloud'a atıyorum fotoğrafları ama böyle olaylarda başıma gelebilir eyvah diye insanlar bir öyle tutuştu. Hani aslında bu yüzden biraz haber bayağı bir hani tamam ünlülerin fotoğrafları eyvallah ama nasıl two factor
aktif hale getirebiliriz. Onu da izleyicilerimize söyleyelim. Apple hesaplarına girerek güvenlik kısmından two faktörü aktif hale getirebiliyorlar. Orada Apple işte bir kod veriyor. Yine kurtarma kodu veriyor ve bunu bilgisayarınız dışında bir yere yazın diyor. Yani mutlaka kaydedin diyor. Onu da bir sonraki adımda soruyor bu arada. Hani boşver deyip geçmeyin. böyle bir bu şekilde hani two faktörü devreye alabilirler hesaplarında. Belki bu da bir faydası olacaktır. Online hesapların tamamında neredeyse Dropbox'ta, Gmail'de, Facebook'ta, Twitter'da, Twitter'daki uygulama üzerinden geliyor. Two Factor Authentication'ı mutlaka ama mutlaka kullansınlar diyoruz. Domain aldığınız, satın aldığınız yerlerde bile Two Factor Authentication var. GoDaddy'de var mı bilmiyorum ama Namecheap'te vesaire var. Reklam gibi olmaz artık da. Hani bizim bir ticari şeyimiz olmadığı için reklama. Yok ya. Evet. İkinci konuya geçiyordu. Konu Gmail. Yani iCloud eklendi arkasından neredeyse bir 3-5 gün sonra 5 milyon Gmail hesabına ait şifrenin sızdığına dair bilgiler geldi. Bizim, yine Ruslar. Tabii yine Rusya'daki bir Bitcoin formunda yayınlandı olay. Tabii bizim arkadaşlar hemen indirmiş, bakmışlar. Benim hesabım var mı dedim, yok dediler. Üzüldüm, nasıl eklenmem falan. Kim, Gökmen'in mi var? Gökmen'in hesabı var. Abi dedi, bu şifre benim değil ki abi, Gmail şifren değil ki dedi. Ondan sonra zaten biz de kendi aramızda acaba bunlar fake mi vesaire mi diye konuşmaya başladı. Abi o Gökmen şifresini kaptırmış, mahsus öyle dedi. Sahte mahsus. Görmedim bu şifreyi, duymadım. Benim de inkar ediyorum. Direkt inkar modunda öyle basış şifreyi ben kullanır mıyım falan diye. Sonra kabul etmiş, ben bunu Vista'da kullandım demiş. Evet, sonra dedi ki bu benim Gmail şifrem değil fakat başka forum siteleri kullandım doğrudur. 2 hafta sonra basın açıklaması gerçekten benim Gmail şifrem dedi ya. iCloud'da da öyle oldu. Evet, bunlar gerçekten benim resimlerimdir diye açıklayan ünlüler de oldu yani. Dolayısıyla belli. Photoshop vesaire değil. Gmail ile alakalı bir analiz var elimizde. Abi, onun bunu, detaylarını çalışma arkadaşım Cem Önal sağ olsun. Cem'e teşekkür ediyoruz. Cem Önal'a çok teşekkür ediyoruz. Bir 5 milyon tane şifre ile alakalı bir analiz gerçekleştirdi. Evet. Ve analizin sonuçlarında gerçekten bizi düşündüren konu başlıkları var mesela, değil mi Mert? Yani yine top 10 şifre neredeyse hiç değişmemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. 48 bin. Bizim milli şifremiz o bu arada, biliyorsunuz bizim değil mi? Bizim değilmiş abi. Ulusal. Ya insanlığın default şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Password var. Şimdi bunlar Gmail'da kullanılabiliyor mu? Yani şu anki şifre politikasıyla siz böyle şifreler set edebiliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye ben zannetmiyorum ama biliyor musunuz? Sanki? Denemedim ama... Ya ben edilmediğini biliyorum. Ben de edilmediğini diye biliyorum. Hı-hı. Ama hani eğer öyleyse bunlar nasıl bu listede yer alıyor? Çünkü evet, bununla ilgili sonra arkadan da şeyler çıktı. İşte bunlar phishing ile elde edilmiş, daha sonrasında birleştirilmiş farklı noktalardan, işte sonra Gmail şifreleri çalındı diye bu forma yüklenmiş. Aslında bunlar hani gerçeği yansıtmıyor diye bir açıklama yapıldı. Keza Google da açıklama yaptı. Hani bizim sistemlerimizden alınan bir şey değildir diye. Biz yani baktık şifrelere, bu değil. Ben okuduğumda öyle bir şey hissettim. %2'si gibi bir şey diyor. %2'si doğru olabilir. O zaman aynı şifreyi başka sitelerde de kullanmasından kaynaklanıyor olabilir. Hani bir ihtimal. Ama yani şöyle, %2'si doğru açıklamayı ben bildiğim Google yaptı. Evet. Dolayısıyla bu şifreleri alıp kullanıcıların şeylerinde denediler. Yok, onların çok ilginç bir sistemi varmış. Automated Hijack System mı ne diye. Hı. Bu dump edilen şeyleri tespit edip bunların bir botu varmış. Ardından otomatik olarak kendi sistemlerine o kullanıcı ve şifre girilmesini otomatik olarak engelliyorlarmış. Böyle bir sistemleri varmış. Dolayısıyla hı hı, hani o tutuyor dediği kısmının gelen bilgi bu bottan geliyor anladığım kadarıyla. Çok ilginç bir çalışma yapmışlar. Tebrikler. Şifre uzunluğuna takıldım ben. Mesela bir haneli 852 şifre gözüküyor. Bir haneli şifre kabul phishing, etmesi. Phishing olduğunu ve ortaya takılan kişinin kullanıcı adını yazdıktan sonra sahte olarak bir yazıp geçtiğini yani gösteriyor. Baksana, %18'i 6 tane, %2'si 5 tane. Yani hani en fazla 8 tane olan %28. Yani 7, 6, 5 karakter. Ortalama demek ki en çok 8 haneli. %30'la baktığında en çok 8 haneli şifre veriliyor. Çok az kişi... Bu 181 hane diyor. O nedir? Sen misin beni hackleyen filan? Şöyle yazmıştır yani phishing'de
password kısmına ben bu şeyi oltayı yer miyim yemez miyim şimdi göreceksin filan diye. Kitaptan bir sayfayı copy paste ediyor herhalde şimdi. Herhalde abi. Bir paragraf. 180 var yani 180, iki tane hem de 180 karakter. Abi demek ki ya burada 179 bir var. Sıkıntı var gibi abi yani. Abi 32 haneye bakın 181 yalnız. 1513 kişi 32 hane şifre kullanıyormuş. Evet, tebrik ediyoruz kendilerini. Buradan da biz tabii kendi şifremizin 32 hane olmadığını paylaşıyoruz. Gerek yok. Ben her zaman şunu söylerim. Güvenlikle kullanılabilirlik doğru dengelenmeli. Yani evet. Sen 32 haneyle bir tanesini yanlış yazsan 3 kere bütün motivasyonun biter, bir daha o raporu yazamazsın. Yani bilgisayarlar login olamıyorsun filan. Şey var yani, böyle bir haber duyduğumda bilmiyorum, benim içim şu açıdan rahat oluyor. Birincisi, her sitede farklı şifre kullanıyorum. KeePass vesaire gibi yazılımlarla bunları tutabilirsiniz. İkincisi, two factor authentication, nerede hani devreye alabiliyorsam alıyorum. Hı hı. Gmail şifremi bile alsalar mutlaka two factor authentication olduğu için giremeyecekler. Hani böyle bu önlemleri kullanıcılar alarak bence bunun önüne geçebilirler. Kendileri de aynı şekilde Gökmen gibi rahat rahat gezebilirler. Tabii şöyle bir şey var. Şunun altını çizmekte fayda var. Şimdi bu şifre politikaları online sistemlerde zaman içerisinde gelişiyor. Yani bundan belki 6-7 sene önce, 5 sene önce 1-2-3-4-5-6 şifre olarak girebiliyordu insanlar. Hatta bununla alakalı yayından önce size anlatmıştım. Bir arkadaşımın Hotmail şifresi 5 karakter. Raya rakam. Şunu söylüyor. Ben diyor, daha bu polisi oluşturulmadan önce ben bu şifreyi set etmiştim. O zaman internet yoktu. 98'de. Daha ben Amerika'dayken bile. Sonra şimdi şifreyi değiştirmediği için o şifre o şekliyle devam ediyor kullanılmaya. Yani bu da onun bir şey, bu ya buradaki işte iki karakterli şifre olur mu, üç karakterli olur mu diyoruz ama olma ihtimalini de hiç sıfırlamamak lazım. Yani olabilir. Yani Gmail'in ilk şifre politikalarını hatırlamıyorum. Abi gerçekten bir ne diyor ya? Ya şeye bile politika var, hani kullanıcı adı 6 karakterden az olmasın gibi bir politika vardı zamanında. Hala var. Bir hali olamaz yani. Şifreyi zannetmiyorum. Ne kadar eskiye gidersek gidelim yani. Taş devrine dönmemiz lazım herhalde. Ha, bu arada şey, Mehmet İnce de Twitter'dan bize bir mesaj atmıştı. Kullanıcılar aynı password'u farklı sistemlerde kullanmaması için tekrar uyarabilir misiniz diye. Uyardık az önce. De teşekkür ederiz Mehmet. Uyarmış olalım. Kendisine teşekkür edelim. Evet, Gmail'in hacklenmesinden sonra yeni bir hack olayı daha var. Mert, seni yakından takip ettiğin değil. Hangisi abi? JP Morgan. Evet. JP Morgan'la başlayalım. JP bankalardan Morgan ve hedefli saldırılardan devam edelim. Ya evet, o geçtiğimiz haftanın, yanlış hatırlamıyorsam, bomba haberlerinden bir tanesi. Amerika'daki top 15 bankadan 7 tanesi hackleniyor. Ve içerisinden gigabaytlarca data dışarıya çıkarılıyor. Yine Rusların yapıldığından şüphe ediliyor ve buralarda işte Zero Day açıklıklar kullanılmış. Tamamen hedeflenmiş saldırı. Çok sağlam bir APT gibi gözüküyor. Evet. Yani. Yine FBI işin peşine düşmüş. Ve işin ilginç yanı, işte bu hacklenen bankalar da bilgi güvenliğine milyon dolarlar yatırım yapan bankalar. Hani günün sonunda bu tür saldırılara ve hacklenmelere maruz kalabiliyorlar. Bu bizi tabii şey yapmıyor yani, çok yatırım yapsan da hackleniyorsun, o zaman hiç yatırım yapma anlamına gelmiyor tabii. Evet. Tabii o anlamda söylemiyorum ama. Ne kadar da güvenlik önlemi alsanız da %100 güvenlik diye bir şey yoktur. Sürekli bir tehdit var ve sizin zaafınızı, boş anınızı kolluyor. Aynen. Öyle yani diyeyim. Milyar dolarlarca da yatırım yapsan bu işi sıkı tutacaksın yani, hiç bunun şakası yok. Onun dışında çok fazla detaylı bilgi henüz ortada yok. Benim görebildiğim kadarıyla. Bunun dışında yine aynı şekilde yani tabii bütçe farkları korkunç. Hani bu özel bankaların ya da diğer devletlerin, hani bizim Türkiye ile oranladığımızda güvenlik bütçeleri korkunç zaten, hani bundan rakamsal olarak bahsetmeye gerek yok. Yine aynı şekilde benim duyduğum kadarıyla yine Türkiye'de de bankalar uyarıldı, hani böyle bu şekilde hedefli saldırılarla ilgili bir duyum olduğuna yönelik kurumlara ve işte belirli devletin kurumlarına ve muhtemelen yine bankalara, ödeme sistemlerine siber saldırı, hedefli saldırı olabileceği konusunda bir uyarı olduğunu yine aynı şekilde duydum. Evet, Türkiye'deki bankalarda çalışan arkadaşlar, uyanık olun, size karşı bir
saldırıda gerçekleşebilir. Hacktivist gruplar tarafından gerçekleştirileceğine dair bir takım söylemler, duyumlarımız var. Eminim ki siz de ya bu konuyla alakalı bildirimlisiniz. Banka her zaman saldırı alıyor yani. Hani. Her zaman alıyor da tabii yani. Her zaman ben Türkiye olman lazım. Yani şimdi şöyle, şimdiye kadar benim bir Türkiye'deki bir bankaya karşı APT yapıldığına dair bir duyumum yok. Olmaz bilmiyorum. Ola da abi JP Morgan'ı ve bununla beraber 7 bankayı indiren adamlar. Bankacılık kanununa göre duyamazsın ismini. İsmini zaten duyuyorum ama içeriden bir şekilde off the record. Elimiz kolumuz biraz uzundur bizim. Off the record ara ara duymadık o zamana kadar. Hani zaten geliyor bir şeyler hani şurası renk veriyorlar işte şu renkteki şöyle olmuş da bu renkli banka şöyle. Ama yani zaten belli renkler kapılmış. Renklerden bulmaya çalışıyoruz. Ama bir şey yok yani. JP Morgan'a yapılan boyutta bir saldırıyı ben duymadım, bilmiyorum. Zaten belki haberleri yoktur abi. Ya bu JP Morgan'da yanlış anımsamıyorsam 2 ay JP Morgan'ın haberi olmuyor abi. Takılıyor arkadaşlar, ondan sonra dataları çıkarmaya başlıyorlar diye bir şey okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Ya hani işin ucunda APT olduğu zaman zaten bu 6 ay 1 sene sonra ortaya çıkıyor. Yani data gittikten sonra haberleri oluyor. Yani nasıl haberdar olmuşlar hani onları da bilmiyoruz. Peki neyin çıkarıldığını daha henüz bilmiyoruz yani. Doğru mu? Yani müşteri yok. Bilgisi mi, kredi kartı bilgisi hiç mi? Şey burada peki Mastercard, Visa olaya Invo dahil olmuş mu? Aynen. Eğer olmuşsa buradan çünkü genelde şey yapılıyor. Bilmiyorsun hani olayda ne var ne yok ama Mastercard, Visa olaya girmişse anlıyorsun ki kredi kartlarına ulaşmışlar büyük bir ihtimalle. Evet. Oradan cross check yapabiliyorsun. Ya çok bir ceza gelir mi bilmiyorum çünkü hani çok ileri seviye bir saldırıysa hani ne bileyim işte regülasyona uymamıştır, ne bileyim işte hani kredi kartı bilgisini clear tutmuştur gibi bu tür böyle majör hatalar yoksa ben birçok cezayla karşılaşacağını düşünmüyorum açıkçası. Olayların detaylarıyla ilgili bakılır. Bizim bir FBI'den bir tanıdık bulmamız lazım o yani. Bütün üzerinden geçtiğimiz haberlerde pek... Kasım ayında Amerika'ya gidiyorum arkadaşlar. Bir buradan bir tweet atayım. Büyük ihtimalle Mayıs ayında da bir forensics konferansına gideceğim. Orada da büyük bolca ihtimalle var. FBI, CIA arkadaş. Kart vizitleşiriz en azından. Vallahi iyi olur ya. İyi mi olur senin için, kötü mü olur? Hani? Bizim için iyi olur da bilemiyorum. Ben de bu aletler falan var. Tabii ya, dedim ya bu şeyin Amerika'nın birinci gündemi neredeyse evet. bu olaylar, güvenlik olayları ve bunların başında yine Target'ı çok konuştuk hatırlarsanız evet. Güvenlik TV'de. Şimdi Target'tan daha büyük bir breach gerçekleşti. Hı hı. Duydunuz mu Home Depot? Home Depot evet. Evet şimdi neydi bu, buna bir bakalım isterseniz. Yine aynı yaklaşık 2000 tane mağazası olan bir retail'dan bahsediyoruz. Evet. Hı hı. Amerika'da ve Kanada'da var. İşte ev araç gereçleri diyebiliriz. Diyelim öyle diyelim. Tamirat falan. Yani merak işte. Nedir burada bir kategorisi? Türkiye'de birkaç tane işte isim verebiliriz belki yani şey olmadığı için yani IKEA, Koçtaş bari bir yer. 2000 tane store'unda in-store alışveriş yapanlar yani dükkanın içinden alışveriş yapan müşterilerin kredi kartı bilgilerinin çalındığını anons etti geçen hafta. 60 milyon tane kullanıcı bir kredi kartı bilgisi. Tabii detay yok. Her nasıl olduğuna yani. Dair. Fakat tabii analistlerin yapmış olduğu şeyler var, analizler var. Ve Brian Krebs evet. Onun yaptığı bir açıklama var. Açıklama önemli bir açıklama aslında evet. Evet yani buradaki Home Depot breach'inde kullanılan yani sızmasında kullanılan zararlı yazılım Target sızmasında kullanılan zararlı yazılımla aynı olduğunu yazdı ama dolayısıyla hani back of post zararlı yazılımı o aynı şekilde aynı yöntemlerle bu bilgilerin anıldığını belirtti. Bir de, şey diyeceğim yani hani ne günlere geldik değil mi? Eskiden hani bu tür yerleri hackleyip böyle bir mesaj bırakırlardı. Hı hı. Şimdi hackliyorlar, zararlı yazılım bırakıyorlar. Tüm verileri çalıyorlar, aylarca içeride kalıyorlar. Duruyorlar yani hani inanılmaz ya geldiğimiz nokta. Geçen aklıma o geldi. Geçen bir soru vardı Twitter'dan Mert. Sen bir soruları istiyordun evet, ya. Evet evet. Amerika perakendecilerinin postlarına yapılan saldırılar, çalınan kartlar. Türkiye'de durum çok mu iyi? Saldırılar için yoksa Türkiye çok mu küçük?
Ya aslında daha önceki programlarda bundan bahsetmiştik. Hatırlarsanız 2006 yılında Gimo geçen olayı, programda da bahsettik. Evet, bahsetmiştik. Gimo olayı patlamıştı 2006 yılında. Orada kredi kartları kopyalanmıştı. Ardından ama orada postla alakalı bir olay değil. Postla şey, alakalı bir şey değil. Şimdi ona geleceğim. Orada yazar kasa üzerinden alıyorlardı diye hatırlıyorum. Of dedik girebilirsin Mert Gima diye bir şey kalmadı. Bir şey. Varsa kalmadı detaylı bilginiz. Yani bildiğim kadarıyla postların bağlı olduğu bilgisayardaki bir iş bazı şeylerle alıyor. İşte o yöntem postların data gönderdiği işte proses etmesi vesaire için gönderilen bilgisayarla ilgili. O yöntem şu an Amerika'da hala kullanılıyor ama Türkiye'de o Gima'dan sonra bildiğim kadarıyla değişti. O da şöyle değişti. Siz artık posta kredi kartınızı okuttuğunuz zaman o bilgi retailer'ın sistemlerine ulaşmıyor. Yani kredi kartı bilgisi oraya gitmiyor. Direkt bankarası BKM'den üzerinden bankalara gidiyor. Hani dolayısıyla onun çalınma ihtimali hani Windows gibi bir sisteme gidecek. Orada bir zararlı yazılım olacak. O da işte bellekten kredi kartı bilgisini alacak. Kendi komuta kontrol merkezine gönderecek gibi bir durum söz konusu değil. Hani direkt encrypted olarak gittiği için hani ve Windows sistemi üzerinden de gitmediği için, network üzerinden gittiği için onu zaten yakalayamıyorsunuz. Öyle. Yani siz posttan bir onay kodu alıyorsunuz. Banka diyor ki onay kodu tamam ben bu işlemi çektim senin hesabına aktarmak üzere. Onay kodu da budur. Sen de kasana onu işliyorsun herhalde. İşlemin onay kodu bu. Pat diyor onlar eşleştiriliyor ve doğrulama olduğunda veya bir şey olduğunda bir eksik, gedik vesaire oradan kontrol ediliyor. O yüzden hani Türkiye'de bu tür vakalarla artık karşılaşmıyoruz. Bir kere karşılaştık. Ondan iyi bir ders alınmış. Dolayısıyla şu an ilerideyiz. Yani zaten hani Türkiye'de genelde Amerika'da bu tür olaylar olduğu zaman hemen Türkiye ile kıyaslanır. Mesela biz chip and pin kullanıyoruz yıllardan beri. Mesela Amerika'da chip and pin de yok. Yok. Hani bankacılık anlamında biz onlardan zaten iyiyiz. Hani iyi olduğumuz noktalar var. Dolayısıyla hani orada oluyor da ya bizde olmuyor mu? Hani gizleniyor mu gibi bir durum da olmuyor kimi zaman. İleride olduğumuz noktalar var. Bu da onlardan bir tanesi. Ya Avrupa'da tabii chip and pin sistemi var. Amerika'da hani çok büyük bir sektör ve chip and pin'e geçmenin maliyeti yine hep tartışılıyor son 1-2 yıldır. Chip and pin'e geçmenin maliyetlerinden bahsediyorlardı. Mecbur geçilecek. Bayağı bir yüksek. O yüzden de biraz hani bu erteleniyor veya işte gecikiyor. Bu arada Twitter'dan bu soruyu da bize Aycan Aydoğan iletmişti. Onu da buradan paylaşalım. Kendisine de teşekkür edelim. Evet şimdi Target ve Home Depot'taki bu şeyler satılmaya başlanmış. Bir kere evet, haberleri geliyor arkadaşlar Underground'da. Ne kadar şu an? Rescator.com domain'i de verelim ama sakın girmeyin arkadaşlar. Bunu analiz eden arkadaşlar şunu söylüyor. İki farklı grup. Yani Target'ı hackleyenlerle Home Depot'u hackleyenler farklı gruplar. Home Depot'u hackleyenler biraz daha politik. Zararlı yazılım da mı farklıymış? Sonradan mı değişti? Aynı olduğu söyleniyor. Fakat gruplar farklı. Ve biraz daha politik motivasyonları olduğuna dair söylemler var Home Depot'ta. Ve bunlar dumplar satılmaya başlamış. Underground marketlerde. Bunun da haberini verelim. Türkiye'ye saldırıyor. Türkiye'de nasıl bu arada biz şeyleri atladık. Bu Radikal'de geçen bir haber vardı. Benim ilgimi çekti bir cümle var da hani ki kurumla veya şeyle alakalı değil de yani söyleyeyim bilmiyorum. TSE'de 2002-2013 yılları arasında kurum uygulamalarına toplam 2 saldırı olmuştur. Bayağı az geldi bana ya. 11 yılda kurum uygularına toplam 2 saldırı olmuştur. 2013 yılında ise 1 saldırı olduğu ve bu saldırının da başarıyla engellendiği tespit edilmiştir. Vesaire hani periyodik zaten yatırımlar gibi, yapılıyor falan. Bu da şuna benziyor yani iyi hacker herkes tanır, mükemmel hacker'ı kimse tanımaz diye. Yani ya, iyi saldırıyı tespit edebilirler ama mükemmelini tespit edememiş olabilirler. Yani böyle bir şey de olabilir. Yok hani şey kurum özelinde demiyorum da bana biraz az geldi sayısı. 2 saldırı olmuş, 1 saldırı tespit edilmiş. Herkes olduğunu baksalar. İşte. Yani sürekli birilerinin evet. İlginç, ilginç geldi bana. Bence yani Radikal'in bu yazan arkadaş kimse biraz daha konuyla alakalı bence. Peki aynı haberdeki BD güvenliği için ayrılan bütçelere ne diyorsunuz? Valla Ankara'yı çok bilmiyorum. İstanbul'da tabii bu işin ederini şirketler mümkün mertebe özellikle regülasyona tabi olanlar bunu hayli hayli şey yapıyorlar. İşte gerek BDK, gerek BTK, gerek EPDK, bunun kılıcını ensesinde, kafasının üzerinde hisseden kurumlar istemeyerek de olsa bir takım ciddi yatırımlar yapıyorlar siber güvenliğe. Fakat kamuda bu nasıl bilmiyorum ama
Kamuda bu en son düşen bir haber vardı. Bir bakanlık bir açıklama yaptı. Bir siber güvenlikle alakalı 2013 yılı içerisinde 43 bin bilmem kaç bin TL artık KDV'lik bir servis aldık diye. Bunu da ben çok net söyleyeyim arkadaşlar. Aldık mı? Ayıracağız bütçe mi? Doğrudan alım sınırıdır bu. Dolayısıyla hiç kimseye doğrudan alım dediğimiz ihaleye çıkmadan satın alınabilecek servisin maksimum bedelinin sınırına yakındır. Bir takım firmalar Ankara'da bunu çok iyi kullanırlar. Sadece belli kişiler kendileri bu işi alsınlar diye doğrudan alım sınırında bu işi yaparlar. O bakanlıkta da artık kim ne hizmet Ankara'da hangi güvenlik firması iş yapmış bilmiyoruz ama tahminlerimiz var tabii. Acı bir şey yani sadece bir penetrasyon testiyle biz bu servisi alıyoruz, güvendeyiz, değiliz demek çok kötü bir şey. Bir personel çalıştırıyorlar, yani. Bir personel. Personel zaten başlı başına konuşulması gereken bir şey. Ama siber güvenliği sadece bir doğrudan alımın içerisindeki bir penetrasyon testi hizmetine bağlamak vizyon açısından sıkıntılı bir durum. İşte hem hizmet, hem ekip, hem ürünler. Yani bunların hepsinin bir arada olması lazım aslında. Burada baktığın zaman bir personel, dediğin gibi 43 bin TL. Burada bu açıklama yapan bakanın da bir şeyi olmayabilir. Yani know-how olarak, bilgi olarak yanlış aktarılmış olabilir ona. Yani olabilir. O da sıkıntılı. Bilmemesi beklenir mi? Kişisel görüşün beklenmez. Yani bilmesi beklenir çünkü dünya Barack Obama çıkıp bununla alakalı 2009'da evet. Çok ciddi açıklamalar yapıyor. 2010'da çıkıyor, Malware diyor. Beyaz yani, Saray'ın şey info sayfası var. Yani bu beklenmez. Bence beklenmez. Yani bir sürü hedefi olan bir ülke olarak söylüyorum bunu. Diyelim ki bilmiyor ama danışmanlarının düzgün aktarması lazım bu işte. Belki hani sızma testine o kadar yoldu da bilmem ne cihazlarına ayrıca hani şeyler tabii, ayrıldı. Onu bilemiyorsun. Yani bu açıklama biraz tam net değil. Haber eksik diyoruz o. Biraz öyle evet. Yaz gitsin. başka bununla alakalı yine Norveç'te galiba 300 tane evet. Ad company hacklenmiş. Evet Sertan Bey. Norveç'te 300 tane enerji firması hacklenmiş. Bayağı iyi bir rakam. Bu bir hükümetten bir kaynak bunu söylemiş. Norveç'in nüfusu ne ki abi? 300 tane bayağı iyi. Aynen öyle. Bu zaten hani ülke bilgi güvenliği şeyinde ülkede olan en büyük hacking saldırısı olarak haberlere yansımış. Bu bir Norveç sitesinde ben bunu rastladım. Hı hı. Pek fazla dünya gündeminde daha fazla diğer yerlerde göremedim. İşte thelocal.no diye bir sitede, Norveç sitesinde bunu gördüm. Belki İsveç'te, Norveç'te olan arkadaşlarımız Can Değer bu konuyu araştırabilir. Hollanda'da değil miydi ya Can? Yok, Danimarka'da diye. Danimarka'ya. Çocuğun nereye gittiğini bile bilmiyoruz, düşünsene. Can neredesin? Ya? Bir ses ver, davet ettin ama nereye geleceğiz onu bile bilmiyoruz. Danimarka'da. Danimarka diye biliyorum. Danimarka'da, doğru. Can gördüğün gibi seni... Can, bu haberle ilgili detaylı bilgi istiyoruz. 300 tane enerji firmasının Norveç'te hacklenmesiyle ilgili, bunlara yapılan saldırılarla ilgili. Şimdi Norveç'te 300 tane şey var, hacklenen şirket var ama Türkiye'de de bir sürü, Mert'in özellikle geçen Twitter'da yazmıştı, Stockholm sendromu yaşayacağım herhalde filan diye hasperbotla. Bayılacağım artık ya, hasperbotla uğraşa. Nedir Mert bunlar? Biraz detayından bahset istersen. Sana yani. Niye bu sendromu yaşatacak kadar etkiledi seni? Abi sürekli geliştiriyorlar ya, hiç durmuyor. Adamlar rahat durmuyorlar ya. Yani haftada bir, iki haftada bir yeni salgın ve her defasında böyle yeni bir şeyler koymuşlar. Ne var mesela yeni analiz ettiğin şeyde ne var paylaşabileceği? Çok detay veremeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. İşte adamların o browser'da enjekte ettiği noktalar var ya, mesela adamlar onu gün içinde 4 defa 5 kere güncelleyebiliyorlar. Ya sana öyle söyleyeyim hani. Bir kere aldım, göndereyim, ondan sonra paralar gelsin gibi bir nokta yok. Adam sistemi kurdum tatildeyim. Evet hani şey, SRA var muhtemelen orada. Hani adam yakından takip ediyor, güncelliyor, eksik noktalarını düzeltiyor, ediyor vesaire vesaire. Hani onlar benim çok ilgimi çekiyor. Dolayısıyla yakından da takip etmekten büyük haz alıyorum. Hani işim gereği olmasa da hani eve gittiğim zaman yine peki samimi bir şey soracağım. Yani bu yakaladılar bu adamları, getirdiler.
koydular önüne. Tebrik eder misin bu adamları? Edeceğim gibi duruyor. Muhtemelen o zaman gözlük takıyor olur. Öyle. Ya şey... Gözler gitmiş. Ya adamlar hakikaten CV'mi falan gönderdim artık. Çalışıyorlar. Şaka bir yana... geri gelmişken şeyden de bahsedelim. Geçen hafta TÜBİTAK yine bu Hesperbot'la ilgili bir analiz çalışması yaptı. Onunla ilgili de Bilgi Güvenliği GoTR'de de bir yazı yayınlandı. Oradan yine hani değişiklik neler olmuş, nasıl salgın devam ediyor onunla ilgili isteyen herkes bilgi alabilir. Ya TÜBİTAK'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Onlara bireysel olarak evet, da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca TÜBİTAK'taki araştırmacı arkadaşlarımıza. Onu söyleyebilirim. Peki gelişmişlik olarak baktığında analiz ederken zorlanma işte ne bileyim karmaşıklaştırılmış olmasından tut ne bileyim ya ben analizi zorlaştırıcı. Şey, ya tamam bu senin full time işin değil vesaire hani o ayrı da zaman ayırabildiğinde bakıyorsun. Evet. Yani senin kadar detaylı inceleyen başka biri var mı bunu? Yani yabancılar başka, da olabilir bu. Başka banka var mı onu bilmiyorum. Benim dışında yabancılarda mı diyorsun? Evet. Yabancılarda vardır yani. Yayınlayan mesela McAfee'dir işte ne bileyim Sophos'u. Geçen sene çok detaylı bir çalışma yapıp zaten onun bu raporu yayınlayan Robert'tı yanlış hatırlamıyorsam onunla da görüşmüştük e-mail'la. Onlara da birkaç bilgi vermiştim. Güvenlik vendorları da biliyorsun dönemsel olarak araştırıp rapor yayınlayıp sonra başka tetkiklere geçiyorlar. Geçen sene öyle bir rapor yayınlar. Bu aralarda Hesperbot'la ilgili pek bir şey okumadım açıkçası. Başka uğraşan neden var mı onu da bilmiyorum. Yani TÜBİTAK uğraşıyor onu biliyoruz. Ne mutlu ki. Onun dışında bildiğim yok. Yani bir sonraki yazımda yine Hesperbot'la ilgili olacak mesela. Önümüzdeki aydaki yazım. Çünkü sürekli üzerinde çalışa çalışa çok güzel noktalar yakalıyorsunuz. Böyle insanların da farkındalığını arttırma adına. Onun da bilgisini buradan vereyim. Bu zararlı yazımlar yani kurumlara sürekli, ben de kurumları sürekli ziyaret ediyorum işim gereği, sürekli e-mail'lar. Ya biz orada birlikte çalışırken bile bir e-mail gelebiliyor. Fatura işte ödemediniz ya da şununla ilgili bilmem ne yapılmadı, işte cezası var vesaire. Baktığında işte geçen yine bir yerde karşılaştım, bir link var. İstedim, rica ettim, gönderdiler. O linkteki dosyayı indiriyorsunuz, zipli bir dosya. Bunun içinden Java, JAR dosyası çıkıyor, class. Onun da içinde işte karmaşıklaştırmış, obfuscate edilmiş bir Java yazılımı. Bu bir downloader. İşte bir yerden upload exe'yi indiriyor. O da yine aspect vesaire gibi muhtemelen öyle bir şeyle yine karmaşıklaştırılmış bir yazılım. Çok da fazla aslında mesela gelişmiş değil benim gördüğüm kadarıyla. Hani onlar yerliler. Yerliler mi artık bilmiyorum neyse arkadaşların bilgilerini de arttırmaları lazım ya. Bunların maşallah olmasını istiyorlar. Ya abi yani Hesperbot'un yanında onlar geçemez. Abi yavaş yavaş hani Türkiye'nin... Ünlülerle gönüllüler. Aynen öyle olmuş yani. Evet var mı arkadaşlar başka ekleyeceğiniz? Var. Benim ekleyeceğim şeyler. Salı günü Nopcon var. Nopcon'a gidiyorum ben. Sizler ben de gidiyorum. Okay, ben de daha henüz programın belli bir aksilik çıkması oradayım. Tamam. Nopcon'da da hani güvenlik TV olarak yani çekim yapmayacağız ama hani ekip olarak inşallah orada olacağız. Orada da sohbet etmek isteyenler olursa kendileri de görüşürüz. Bunun dışında biz programları yapmadan önce işte Twitter üzerinden hani bizle paylaşmak istediğiniz haberler var mı vesaire diye de tweetler atıyoruz. Sağ olsun oradan geri dönüşler oluyor. Bu program içinde geri dönüşte bulunanlara ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah ben de çok teşekkür ediyorum. Twitter'dan Has Türk var, Aycan Aydoğan, Herald Observer, Mert Kaplan, Mehmet İnce var. LinkedIn'den de Serkan Aytın var. Bunları paylaşımlar için, öneriler için teşekkür ediyorum. Nopcon'dan sonra Ekim ayında da İSSEK var. İSSEK'ten önce de ayın sonunda galiba bilişim zirvesi var. Bilişim zirvesi var. Orada bizler de yer alacağız. Yani en azından ben yer alacağım. Başka diğer arkadaşlar da var. Onu da bekliyoruz. Kasım arkadaşımızın kapatmadan önce yine organize ettiği bir etkinlik. Twitter'dan Has Türk'ün gönderdiği soru dedin. Onunla ilgili pek konuşmadık. Bizim Has gibi Türk'te, gençlere... H4S, ben Has Türk diyorum. Tabii canım ben de öyle okudum. Doğru mu? Elit yazmış. bizim gibi gençlere bu yolda siber güvenlik konusunda neler önerirsiniz demiş. Belki bunu bir program, ayrı bir program evet, bile yapıp konuşabiliriz. Bu üzerinde uzun konuşabileceğimiz... Üniversite şeylerin acaba...
Evet ya şimdi şöyle üniversitelere gidip Fırat Üniversitesi söylemeyin bana arkadaşlar lütfen. çünkü hocalarının öğrencilerini çok herhalde dinlemedi ya da hoca mı yok onu da bilmiyorum. Böyle bir bölüm açtılar bir gazla. Adli bilişim mühendisliği diye ama o hocayı nereden bulacağız mı? Bir tane hoca Amerika'dan geldi ve onun için bölüm mü açtılar onu da bilmiyorum. Ama gözüken o ki oraya alınan öğrenciler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fırat Dicle Üniversitesi'nden bahsediyor. Evet Fırat Üniversitesi'nden peki. Fakat bununla beraber bu işi yapan piyasadaki arkadaşlara da çok fazla mesaj gönderiyorlar. Bu kötü manada söylemiyorum ama bir soru şu ya siz o bölüme girdiniz hocalarınız yok mu bunları soracak ya benim direkt aklıma gelen şey o yani bölümde hoca yoksa siz niye o bölüme girdiniz? Bölümde hoca yoksa o bölüm niye açıldı? Yani sadece Türkiye'de bir ilki yapıyor olma adına böyle bir şey yapmanın bir esprisi yok ya bir anlamı yok bence. Ne tarz sorular geliyor? Hani basit derslerle mi ilgili yoksa sektörde nasıl ilerleyelim mi? Ya ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani gelecekte o ne yapacak o bölüm onu bilmiyor mesela adam. Hı hı. Ya hocana sor hocam yani demek ki o yoldan geçmiş ki senin hocan olmuş mesela değil mi? Yani geçmemiş onu da bilir. Yani her akademisyenin sonuçta özel sektör deneyimi olmayabiliyor. Ya en azından akademisyen olur. Ya, dünyada forensics mesela adli bilişim nereye gidiyor? Forensics nereye gidiyor? Ne üzerine çalışsın? Yani bunu en azından hocasının bilmesi lazım. Bilmesi lazım kısmında o. Nerelerde neler yapabilir? Tabii. Ama yani genelde olmuyor öyle. Yani genelde ben üniversitelerde sunum yapmak için gittiğim zaman etkinliklerde hani oradan çoğunlukla öğrenciler biraz serzenişte bulunabiliyorlar. Hani oradan da az çok anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bugün bu yaşadığımız, geldiğimiz noktada çok... Neyden yana serzenişte bulunuyorlar? Yani hani mesela web uygulama güvenliği ile ilgili veya güvenli kod geliştirme ile ilgili yazılım dersi alıyoruz. Biz ama orada bizi yönlendirmiyorlar diyor. Mesela işte SQL injection'ın ne olduğunu bilmeyen, daha yeni öğrenmiş hocalarımız bize bilgi veriyor bu konuda. Hani diyorlar ki 99 yılından beri bilinen bir şey, yöntem. Hani bu tür sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Bu genel eğitim sisteminde var evet, herhalde. Yani. Eğitmenler ya da işte öğretenler zamanında öğrendiği bilgileri aktarıyorlar ve anladığım kadarıyla o bilgileri güncelleme veya hani hepsi için demiyoruz tabii ki. Hani o bilgileri güncelleme veya yenilerini ekleme konusunda çok fazla ya yatırım, zaman yatırımı ya da işte şey yapılmıyor. Müfredat matematikte güncelleme gerekmeyebilir belki değil mi matematik dersinde veya işte muhasebe dersinde. Geometride ama hani vesaire bilgi güvenliği ama olduğu zaman, işte adli bilişim olduğu zaman Bilgisayar mühendisliği olduğu zaman yani hani ne bileyim işte hani tamam C değişmiyordur öğreteceğin ders C ise ama hani bilgi güvenliği kısmına artık girdiğin zaman ki biz sürekli kendimizi güncel tutmak zorundayız, sürekli okuyoruz, araştırıyoruz, ediyoruz. Akademisyenlerin de aslında bu şekilde kendilerini güncel tutması gerekiyor. Yani Halil'in dediği noktaya gidilmesi gerekiyor ama o zaman akademisyenlere yönelik eğitim programları da olması gerekiyor ya da güncelleme. Ya akademisyenin şey eğer akademisyense kendisini geliştirmesi lazım. Tabii. Yani bir program bekleyeyim beni geliştirsinler öyle bir şey yok. Boşuna mı akademisyen oldu? Ya öyle tabii. Ya, birisinin gelip senden bir şeyler öğrenmesi lazım. Senin gidip birilerinden bir şey ama belli eğitimlere de katılıyor olabilmesi lazım. Ne bileyim hani yurt dışında bir eğitime katılabilir. Sonuçta Türkiye'de kimse bilmiyor bu konuyu. Ben araştırdım tamam bir yere kadar güzel gittim. İnternetten indirdim kaynaklar falan ama bir yere bir eğitime gitmek yine faydalı olabilir. Neden olmasın? Yani açık bir sürü kitap okusa. Kitaplar işte aynı şekilde. Ne biz de farklı yollarda ilerlemiyoruz sonuçta. Tabii. Yani bizi de patronlarımız sürekli eğitimlere göndermiyor diyorsun yani ben. Yani işte. Tabii. Biraz öyle. Ya ben bence gidemedik mesela. Evet, bileket olayını bir konu tekrar söyleyelim. Hala sponsor arayışlarımız devam ediyor. Üretici firmalar biliyoruz çok bütçeniz var. Bununla alakalı Güvenlik TV ile de birazını ayırabilirseniz çok memnun oluruz. Dileneyim mi? Pazarlama bütçelerinden bekliyoruz. Onun haricinde var mı arkadaşlar ekleyeceğiniz? Yine bayağı uzun tuttuk. Bunu bu kadarını izleyen var mı? Ben sohbet ederken keyif alıyorum ama. Abi ben
Geçen izledim mesela geçen. Ben izliyorum. Birer kişi öyle. Çok keyif alıyorum ya. Ama bu kadar süre birisi güvenlikle alakalı bizi izleyip şu aralık kesintisiz var mı bilmiyorum. Varsa helal olsun ve teşekkür ediyoruz. Bence keyif alıyorlardı. Ben dinlediğim zaman keyif alıyorum tekrar tekrar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eyvallah. Sabrınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.